Günaydın. Günaydın efendim. Bu akşam 7 uçağına İstanbul'da rezervasyon yapabilir misiniz benim için? Tabii efendim. Kimlik bilgilerime kayıtlarınızdan baksanız. Benim çok acil bir toplantı yetişmem lazım. Evet. Oda numarası 6623 müydü? Yok, 6622. Öyle mi? Bir saniye, yanlışlık olmasın? Yani ben 6622'de kalıyorum. Burada 6623 diye görünüyor. Özür dileriz. Biz bir yanlışlık yaptık herhalde. Tamam efendim, ben buradan bilgilerinize bakarım. Tamam. Akşam 7 uçağında, aman yanlış olmasın. Tamam efendim. Cemre! Hadi yavrum, versene çocuğun hediyesini. Ne hediyesini? Sen bana hediye mi aldın? Zeynep almış canım. Bütün bunlar daha olmadan önce tabii. Yavrum getirsene biz de duracağına. Yani bu benim hayatımda aldığım en güzel hediye. Alo. Günaydın. Günaydın, ne haber? İyi vallahi, ne olsun. Senden? İyilik benden de. İşe gidiyorum şimdi, iskeleye geldim. Sen neredesin, ne o gürültüler? Ben atölyedeyim şu anda ya, işte... stand yapılıyor ya bizim. Başlarında duruyorum çocukların, sallamasınlar, çabuk bitirsinler diye. Aramadım dün akşam, rahatsız etmeyeyim diye. Yok, etmezdin. Arasaydın. Zeynep dönmemiş akşam. Evet, bitiremedi işlerini. Bugüne kaldı. Panoları girişte sağ sollu yerleştirelim. Büyük logoyu da... standın tam arkasına gelecek şekilde şöyle... Gel, gel. 6623 bana vermişler. Kartları karıştırmışlar. Ne? Seninkini bana, benimkini sana vermişler. Al işte. Ben çok özür dilerim. Hemen geliyorum. Ne zaman dönüyorsun? Vallahi şu standı akşama kadar yetiştirebilirlerse ben de işler halledip akşama dönmek istiyorum. Hadi bakalım. Kardeş, bir çay daha verir misin abi? Zeynep de bitirebilirse işini, akşama dönecek inşallah. Dönebilirsin. Ne? Bir an önce doğursun diyorum seninkinin kulağına gitmeden. Benim oda numaram 6623 görünüyor dediniz değil mi? Evet efendim. Sabah bir telefon geldi. 6622. Yani Kuzey Bey'in odasına. Yani benim yanlışlıkla kaldığım odaya. Dahil mi aradılar acaba? Öğrenebilir misiniz? Tabii. Dışarıdan da arandıysa hangi numara olduğunu görebiliyor muyuz? İşle ilgili bir telefon bekliyordum da. Hangi numara acaba, öğrenebilir miyiz? Tabii efendim. Ya açmayınca belki bana da bozulmuştur ama... ne yapayım, ne diyeceğimi bilemedim. Ya ben zaten telefonu kapattım, hiç açmadım bütün gün. Bugün yine arar diye korkuyorum. Vallahi kızım, benim çekinecek bir şeyim yok. Yani? Zeynep zor durumda kalır diye sıkılıyorum, bütün mesele bu. Anladım. Cemre, aslında ben seni şey için aradım. Bir şey soracağım sana. Dur bir dakika, dur.
Dur bir dakika, dur hatta kal. Zeynep arıyor, bekle şimdi. Dönüyorum. Zaten vapur geldi, ben de kapatmak zorundayım. Alo. Simay'dı o. Ney? Sabah arayan Simay'dı. Ben açınca konuşmadı, kapattı. Dur bir dakika, dur yavaş, doğru söyle şunu bakayım. Nasıl aradı seni? Şimdi bizim oda numaralarımızı karıştırdılar ya. Ya da biz karıştırdık, her neyse. Sabah ben odamdayken bir telefon geldi. Açtım, bir kadın. Kiminle görüşüyorum dedi, ben de işle ilgili arıyor sandım. Adımı söyledim, sonra sustu. Bir şey söylemeden de kapattı. Ne biliyorsun peki o olduğunu? Şüphelendim. Sonra arayan numarayı sordum, söylediler. İşte numara da bu değil miydi zaten? 0500... Ha evet o. Hay Allah'ım ya. Senin yerine bana bağladılar işte. Sabah sabah yanında olduğumu zannedecek şimdi. Birlikte olduğumuzu düşünüyor, kesin. Aksiliğe bak ya. Şimdi kıyamet kopacak. Belki de kopmuştur. Babam bana hiç inanmayacak. Tamam. Tamam sen kapat, ben halledeceğim, tamam mı? Neyi halledeceksin Kuzey? Odanda olduğumu düşünüyor. Tamam. Ben halledeceğim. Kayıt bilgilerini düzeltir misiniz lütfen? Tabii. Alo. Günaydın. Günaydın. Beni aramışsın sen. Zeynep mi söyledi? Evet. Yanlışlıkla onun odasını aramışsın. Ne oldu, ne diyecektin? Onun da seninle birlikte gideceğini söylemedin bana. Bilmiyordum çünkü, sonra öğrendim. Hayırdır, ne var, niye aradın sen? Kimseyi takmayacağız. Ne olursa olsun ilişkimiz devam edecek diyorsun yani. Ne saçmalıyorsun kızım sen? Zeynep de iş için geldi buraya. O da işini yapıyor, ben de işimi yapıyorum. Başka bir şey olduğu yok, hayırdır? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Moda numaralarımızı karıştırmışlar burada. İstersen inan, istersen inanma. Durum bu. Bana bak. Bak sakın fesatlık edip de bir saçmalık yapayım deme. Duydun mu beni? Korkma. Bu sefer de bileklerimi kesmeyeceğim. Ben sadece olanları hazmetmeye çalışıyorum. Bunda hazmedilecek bir şey yok. O devi beraber gitmeyi hazmedeceğiz ancak. Başka da bir şey yok. Anladım. Hadi eyvallah o zaman. Dönünce konuşuruz. Dayı. Bugün bu işin bitmesi gerekiyor. Benim akşam İstanbul'a dönmem lazım. Anladın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.